Merhaba, İstanbul Hepimizin Girişimi'nin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin'e hoş geldiniz. Benim adım Itır Akdoğan. Bugün toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel politika konuşacağız. Konuğum TESEV'in proje koordinatörü Dr. Elvan Ergin'le. Elvan hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. Toplumsal cinsiyet eşitliği Şehir Hepimizin'de bizim dönem dönem mümkün olduğu kadar sık hatta ele almaya çalıştığımız bir konu. Takip edenler bilirler, dünyada da Türkiye'de de bu konuyla ilgili bir çalışma yapıldığında, yeni bulgulara erişildiğinde mümkün olduğu kadar çok ilgili uzmanlarla bu konuyu konuşmak istiyoruz. Kenti ve toplumsal cinsiyet eşitliğini birlikte tartışmayı seviyoruz. Bugün de yine TESEV'in, Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etikler Vakfı TESEV'in yakın zamanda tamamladığı bir çalışma hakkında Elvan'la konuşacağız. Çalışma arkadaşım Elvan'la konuşacağız. Aslında bu toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı politika için bir model adlı bir rapor yazdı Elvan Ergin'le. Gizem Fidan'la beraber yine çalışma arkadaşımız. Bu raporun içeriğinde de aslında aynı adlı bir projenin nasıl yapıldığını anlatmasıyla beraber aynı zamanda TESEV'in 2016'dan beri geliştirdiği dijital politika araçları var. Tam da veriye dayalı politikayı kolaylaştıracak dijital araçlar bunlar. O araçlardan Kent 95 yine takip edenler bilirler. Bu programda da daha önce tartışmıştık, konuşmuştuk hakkında. Kent 95 adlı haritaları, veriye dayalı politikayı kolaylaştıracak bir web sitesi bu. Ona aslında bir toplumsal cinsiyet eşitliği boyutu ekledi TESEV, İsveç Başkonsolosluğu'nun desteğiyle. Birazdan Elvan'a ayrıntılarını soracağım. Bu projede tam da yerel yönetimlerin veriye dayalı karar almalarını kolaylaştıracak yeni haritalar, yeni veri eklendi. Raporda aslında bunu takip eden bir yayın olmuş oldu. Şimdi projeye geleceğim ama önce aslında Elvan'a nedir bu TESEV'in derdi, veriye dayalı politikayla, veriye dayalı politika neden önemli, neden bunca zamandır bunun savunuculuğunu yapıyoruz ve bununla ilgili kolaylaştırıcı araçlar üretiyoruz. Biraz bundan başlayalım mı lütfen? Ne anlamalıyız veriye dayalı kentsel politika dediğimiz zaman? Evet, ne anlamalıyız? Biz TESEV'de söylediğin gibi uzun zamandır bu konu üzerine çalışıyoruz, veriye dayalı politika ve bunun için bir takım araçlar üretiyoruz. Çok basit anlamıyla aslında hani hizmetleri veren kurumların, bu kentsel hizmetleri veren kurumların bu hizmetleri nasıl verecekleri, işte kime verecekleri, hangi içerikle verecekleri veya kentin neresinde vereceklerini planlarken veriden yararlanmaları anlamına geliyor. Yani burada hem kime hem nasıl soruları tabii ki önemli, bir yandan tabii nerede verecekleri sorusu da önemli. O zaman da zaten mekansal verinin önemi ortaya çıkıyor. Ona da geleyim isterseniz. Hani veri, kentsel veri nedir? Kente yönelik kentsel politikalar geliştirirken ne tür verilerden yararlanıyoruz? Bir kere hani ulusal istatistik kurumları var her ülkenin. Bunların ürettiği bir takım veriler var. Bunlar hem mekansal veriler hem de mekansal olmayan veriler. TÜİK yani Türkiye İstatistik Kurumu da mahalle bazında veri üretiyor, ilçe bazında veri üretiyor. Bu verileri alıp kullanarak bir takım politikalar geliştirmeye yardımcı altlıklar oluşturabiliyorsunuz. Bunun dışında yerel yönetimlerin veya hani kurumların, merkezi yönetime bağlı kurumların da kendi ürettikleri hizmetleriyle ilgili ürettikleri veriler var. Bunlar da yararlanıcıların profilleri olsun, hani bu hizmetlerin kapasitesi olsun. Bunlar da kentsel politika geliştirmek için veri olarak kullanılabiliyor. Yine aynı şekilde operasyonel veriler var. Otobüs işte hani sefer sayıları gibi akbiller kullanıyoruz biliyorsunuz. Bu sayede üretilen bir takım veriler var. Bunların hepsi kentsel veri olarak değerlendirilebilir. Son zamanlarda arttı biliyorsunuz hani anlık veri, çevre kalitesiyle ilgili, gürültü, hava kalitesiyle ilgili, su kalitesiyle ilgili bu tür verilerde yine politikaları geliştirirken özellikle iklim krizinin arttığı dönemlerde yerel yönetimlerinde aynı zamanda merkezi yönetimin bağlı birimlerinde de politikalar üretilirken kullanılan veriler olarak karşımıza çıkıyor. Bu verilerin hepsinden yararlanarak veriye dayalı politika geliştirebilirler. Bu
Burada bir şey parantez de açalım mı? Bir, özellikle profil kelimesini kullandığın için bu kişisel veriyi koruma kanunu KVKK çok karşımıza çıkan bir şey oluyor. Evet. Özellikle de belediyelerden veri isterken paylaşmama bahanesine bile dönüşebiliyor. Oysa ki aslında bu biraz sonra paylaşacağımız haritalar için kullanılan veri kesinlikle kişisel veri içermiyor değil mi? Onu bir kere daha bir söyleyebilir miyim? Evet, onu bazı kurumlar, yani bazı durumlarda karıştırılabiliyor maalesef bu kişisel KVKK, işte kişisel veri koruma kanunu. Bu kapsama giren veriler tabii ki de kişiye özel, hani kişiyle ilgili, herhangi bir kişiyle ilgili özel veriler. Halbuki biz mekansal politikalar geliştirmek için ürettiğimiz bu analizlerde, haritalarda mahalle bazında veriler kullanıyoruz veya kurum bazında, birim bazında veriler kullanıyoruz. Yani bir X anaokulunda kaç tane öğrenci var, kaç tane öğretmen var gibi. Hani bu tür verileri talep ediyoruz ve kullanıyoruz. Dolayısıyla bunlar hiçbir şekilde kişisel veri kapsamına girmiyor. Ve aslında bakarsanız açık olması gereken veriler. Çünkü bunlar kentsel hizmetler ve ben de bir yurttaş olarak aslında bu verilere erişebilmeliyim. Zaten senin verginle üretilmiş, evet. Kamunun ürettiği ve açık olmasını beklediği. Evet, evet. O konular biraz belki diğer yayınlarımızı da takip eden izleyiciler olur, dinleyiciler olur. O konular biraz daha derin. Hani hangi verinin aslında hani neye girdiği, açık veri olması gereken veri. O konu biraz daha derin ama kesinlikle öyle. Gerçekten hani bizim kaynaklarımızla üretilen bir şey var orada, veri var. O verinin şeffaf bir şekilde paylaşılması gerektiği bütün dünyada destekleniyor. Evet. Bunu özellikle söyledim çünkü bir yandan belediyeler hem çok hassas oluyorlar bu kişisel veri için hem de bu veri paylaşma zaten başlı başına bir sorun. O paylaşmak istemedikleri zaman çok güzel bir bahane olmuş oluyor. Bir yandan yurttaş tarafından da bu veriye dayalı politika dendiği zaman bazı yurttaşlar ya da bazı toplum örgütleri gözetleniyoruz. İşte verimizi bizim haberimiz olmadan topluyorlar ve bize karşı kullanıyorlar falan gibi. Yani bilmemekten kaynaklı bir endişesi de olabiliyor yurttaşların da. O yüzden bunu paylaşmak, bunu açmanı bir parantezi istedim. Çünkü burada kesinlikle kişisel veri ya da insanların rızası olmadan toplanan veri söz konusu değil. Zaten kamunun zaten topladığı, toplaması için yurttaş olarak zaten baştan rıza verilmiş olan veriden bahsediyoruz. Kesinlikle. Peki bu parantezi kapattıktan sonra şimdi birazcık projeyi anlatmanı isteyeceğim senden. Benim başta söylediğim gibi aslında Kent 95 zaten 2016'dan beri geliştirdiğimiz bir web sitesi. Ona bir yeni boyut eklendi ve yeni bir şeyler yapıldı. Onu birazcık, projeyi birazcık anlatır mısın? Tabii ki. Bu proje geçen yıl başladı. 2021 yılında başladı. İsmi biraz uzun, o yüzden yardım olacağım. Yerel yönetimleri ve sivil toplum örgütlerini desteklemek, kentsel ölçekte toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin incelenmesi projesi. Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi işbirliğiyle yaptık ve İsveç İstanbul Başkonsolosluğu'nda desteğiyle yürüttük projeyi. Amacımız İstanbul'da yerel yönetimlere ve toplumsal cinsiyet eşitliği çalışan diğer sivil toplum kuruluşlarına mahalle bazında toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini göstermek, bu verileri erişebilir hale getirmek ve bu kurumların bu şekilde hizmetlerini geliştirmelerini, hani hem yerel yönetimlerin hizmetlerini bu doğrultuda geliştirmelerini, sivil toplum kuruluşlarında bu toplumsal cinsiyet üzerine çalışan sivil toplum kuruluşlarında savunuculuk faaliyetlerini güçlendirmeyi, daha somut kılmayı amaçladık bu projede biz. Burada tabii ki mahalle bazındanın altını yine işte mekansal veriyle ilişkili olduğu için altını çizmek istiyorum. Çünkü hani kentsel politika geliştirirken gerçekten ölçek çok fark ediyor. Yani coğrafi birimin ölçeği, yani ilçe bazında mı bir şeyin veya il bazında mı veya mahalle bazında mı olduğu çok farklılaştırıyor. Çünkü çok farklı eşitsizlikleri görmenizi sağlıyor. Dolayısıyla onun da altını çizeyim zaten hani sohbetimizin kalan kısmında. Bunu da konuşuruz. Ne yaptık? Bir takım az önce bahsettiğim kentsel veri tipleri biliyorsunuz. İşte TÜİK'ten topladığımız veya işte diğer kurumlardan topladığımız verileri mahalle bazında bir takım tematik haritalar haline getirdik analizlerle.
Dediğim gibi Kadir Has Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Merkezi bunda bizimle birlikte işbirliği yaptı Murat Güvenç ve Murat Tülek. Buradan isimlerini de analım. Tematik haritalar ve bu tematik haritaların birlikte değerlendirildiği, analiz edildiği sentez haritaları üretildi TÜİK verisinden. Aynı zamanda raylı toplu taşıma ulaşım erişilebilirlik haritaları, bunun dışında kamu kreşlerine ve kamu hastanelerine erişilebilirlik haritaları oluşturuldu. Yine mahalle bazında. Neden bunları yaptık? Şimdi TÜİK verisinde yaş, eğitim durumu, medeni durum, hane halkı büyüklüğü gibi veriler var ve ilk saydığım 3 yaş, eğitim durumu ve medeni durum haritaları cinsiyet kırılımına göre bulunuyor bu veriler. Dolayısıyla hani kadın erkek haritalayıp karşılaştırma yapabiliyoruz. Ancak hani diğerleri, sonuçta kamu hastanelerine erişim, kreşlere erişim veya toplu taşıma sistemlerine erişim kadınlar için neden daha önemli? Çünkü hani ekonomik olarak hem daha dezavantajlı durumda bulunan kadınlar için toplu taşıma sistemlerine erişilebilirlik çok önemli diye düşündük. Aynı zamanda yine kreşlere erişim de çok önemli. Çünkü bakım yükü genellikle biliyorsunuz kadınların üzerinde. Dolayısıyla hani ücretsiz kreşlerin bulunması kadının hem iş hayatına hem de kamusal hayatına katılması açısından önemli gördüğümüz için bu haritaları da aynı zamanda ekledik. Daha sonra projenin birinci aşamasıydı. Bu mahalle bazındaki haritaları ürettikten sonra bu haritalara göre 4 tane mahalle seçtik. Odak mahalle. Ve haritalarda göremediğimiz tabii ki bir takım eşitsizlikleri haritalardan görebiliyorsunuz. Ama o eşitsizliklerin nedenlerini, orada tam olarak ne olup bittiği her mahalle için ayrı bir hikaye vardır elbette. Dolayısıyla biz bu hani arkasındaki mekanizmayı, eşitsizliğin nedenini anlamak için de ilgili aktörleri davet ettiğimiz çalıştaylar düzenledik. Ve bu çalıştaylar sonucunda da bu 4 mahalle için daha somut, mekansal, toplumsal cinsiyet eşitsizliğini gidermeye yönelik politikalar ürettik. Projemiz kısacası bundan ibaret. Çok güzel. Bununla ilgili de aslında sonunda bir rapor da yayınlandı. Toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı kentsel politika için bir model başlıyor. Evet, evet. Bir rapor. Bu raporda hem bu proje nasıl yapıldığı, metodu bahsettiğin çalıştaylar ve çalıştaylara aslında katılan sivil toplum örgütleri ve yerel yönetimler, belediyeler ve muhtarların da kendi mahalleleri için kendi önerilerinin de yer aldığı bir rapor değil mi? Yani sonunda en sonunda sonuç bölümünde genel olarak kendi bir takım politika önerileri yapıyor. Evet. Daha ziyade de veri ve verinin paylaşımı, farklı kamu kurumlarının ve sivil toplumun birlikte veri üretmesi falan konularına önerileri var. Ama aslında mahallelinin kendi önerilerinde olduğu bir rapor bu. Ama o raporun aslında anlattığı haritalar, yani esas ilginç olan kısmı tabii ki haritalar. Evet. Birazcık yönetmenimiz Ali'den rica edebilir miyiz acaba, haritaları görmek mümkün olur mu? Belki haritalar üzerinden, tabii bu bizim yayınımızı herkes ekrandan dinlemiyor. Podcast'ten takip eden seyircilerimiz de var. Dolayısıyla sadece görsel değil, yani görmeyecek olan seyircilerimizi düşünerek de birazcık belki haritalar üzerinden gidebiliriz. Biraz linkini vererek haritada ne veri görecek ziyaretçiler, oradan başlayarak anlatır mısın biraz? Tabii ben göremeyen dinleyiciler için de olabildiğince net anlatmaya çalışacağım. Harita.kent95.org adresinden zaten Kent 95'in tüm haritalarına erişebilirsiniz ama bu proje kapsamında İstanbul ile ve genel başlığı altındaki haritalara girmeniz gerekiyor. 3 tane başlık altında aslında biz bu verileri görselleştirdik. Birincisi demografi. Demografi başlığı altında TÜİK'ten elde ettiğimiz yaş, eğitim düzeyi, medeni durum ve hane halkı büyüklüğü haritaları var. Erişim başlığı altında raylı toplu sistemlere erişim, kamu hastanelerine erişim ve kamu kreşlerine erişim haritaları var. Sentez haritası ise bu demografide saydığım tüm yaş, eğitim, medeni durum ve hane halkı büyüklüğü haritaların birlikte değerlendirildiği ve
aslında hani tüm boyutlarıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliğini mahalle düzeyinde ortaya koyan bir sentez harita, gene kadın erkek ve toplam nüfus için ayrı ayrı yapıldı. Hani birkaç ilginç belki sonuç paylaşabilirim burada. Mesela demografi haritası altında kadınla erkek arasındaki eğitim durumu farklılıkları epey ilgi çekici. Mesela kadınların eğitim durumuna baktığınızda aslında kadın erkek arasındaki yapı çok fazla fark etmiyor İstanbul'da tabii ki. Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi, Maltepe'nin işte E5'in güneyinde bulunan mahalleleri, sahil kesimindeki, Bakırköy'ün yine sahil kesimindeki mahalleler gibi mahallelerde eğitim durumu hem kadınlar için hem erkekler için yüksek. Çeperlere gidildikçe özellikle bazı ilçelerde eğitim durumunun görece düştüğünü görebiliyoruz. Hani genel olarak haritalara baktığımız zaman iki haritaya, kadınla erkek arasında çok böyle net bir değişiklik, farklılık yok. Ama yine de şeyi görebiliyorsunuz, yani merkezde kadınla erkek arasındaki eğitim durum farkı o kadar fazla değilken, çarpıcı değilken, çeperlere gidildikçe kadınların eğitim durumunun biraz daha erkeklere göre düşük olduğunu görebiliyoruz. Bir de şey enteresan, yani Beşiktaş gibi, Kadıköy gibi, Bakırköy gibi ilçelerde çok fazla mahalle, ilçe içi mahalle farklılaşması görmüyoruz genel haritaya baktığımızda. Ama bazı ilçeler var, örneğin Küçükçekmece gibi. Burada hani bir ilçe içerisindeki, ya da Şişli gibi bir ilçe içerisinde mahalleler oldukça farklılık gösterebiliyor. Örneğin Şişli'nin işte Gayrettepe mahallesi ile Kuştepe mahallesi, İzzetpaşa mahallesi gibi mahalleler arasında çok büyük farklılıklar görebiliyoruz. Yani burada enteresan olan aslında İstanbul'daki bu eğitim veya diğer profilleri çok sınırlı sayıda renkle gösterebilmemiz. Ama aynı zamanda da yani çok farklı bir ilçe içerisinde bile çok farklı mahallelerin bulunması. Burada şimdi gördüğünüz lejanda da bakarsanız lacivert ile veya mavi ile gördüğünüz mahalleler hani eğitim seviyesinin veya raiç bedelin en düşük olduğu mahalleler. Dolayısıyla gelir seviyesinin de görece düşük olduğu mahalleler olarak sayılabilir. Bordo veya kırmızı ile gördüğünüz mahalleler ise zaten görüyorsunuz burada Beşiktaş'ta, Kadıköy'de yoğunlaşan, Üsküdar civarında veya işte Marmara'nın sahil kesiminde yoğunlaşan mahalleler bordo ile veya kırmızı ile veya turuncu ile gösteriliyor. Burada hem eğitim düzeyi daha yüksek, aynı zamanda yani hane halkı büyüklüğü haritalarına da bakarsanız yine hanelerin büyüklüğünün, genişliğinin daha düşük olduğu, hani bir çocuklu, iki çocuklu ailelerin bulunduğu. Fakat işte çeperlere gidildikçe bu şeylerin, hanelerin daha da genişlediği, hane halkı büyüklüklerinin 7-8'e çıktığı mahalleleri görebiliyorsunuz. Bu aşağıda lejantlara bakarak takip edebilirsiniz. Yine bordo ile kırmızı ile gösterilen mahalleler hane halkı büyüklüğünün en düşük olduğu, mavi ile, lacivert ile gösterilen mahalleler ise geniş hanelerin özellikle yüksek düzeyde temsil edildiği mahalleler olarak karşımıza çıkıyor. Sentez haritalarını da gösterebiliriz. Hepsinin bir arada değerlendirildiği sentez haritalarında. Burada da yine hem kadın hem erkek hem de toplam nüfus için haritaları izleyebilirsiniz. Burada da yine hani bütün şeylerin, değişkenlerin bir arada değerlendirildiği, eğitim durumunun yüksek olduğu, hane halklarının küçük olduğu, medeni durum, yaştan dolayı tabii yine yaşlı yüksek nüfusun merkez mahallelerde yoğunlaşmasından dolayı onunla ilişki olarak medeni durumun da işte eşi ölen veya boşanan bireylerin yüksek düzeyde temsil edildiği mahalleleri görüyoruz. Çeperlere gidildikçe evli nüfus daha yüksek düzeyde temsil ediliyor. Bu medeni durum haritalarından çıkan sonuçlardan, enteresan bulgulardan bir tanesi de aslında yalnız başına yaşayan kadınların hani halkı büyüklüğü ve medeni durum haritaları birlikte değerlendirildiğinde yalnız başına yaşayan kadınların
kentin aslında çok sınırlı sayıda mahallesinde yer aldığını izleyebiliyoruz. Halbuki erkekler için biraz daha hani bekar olmak, yalnız yaşamak biraz daha belki hani daha geniş mahallelere yayılmış böyle bireyler bulunuyor. Bu profildeki bireyler bulunuyor. Dolayısıyla farklı boyutlarıyla toplumsal cinsiyet eşitsizliklerini ele almak bu haritalar sayesinde mümkün. Son olarak erişim haritalarından da bahsedeyim. Burada da kentsel hizmetlere erişim. Aslında hani aklınıza gelebilecek bütün kentsel hizmetler için benzer haritalar yapılabilir. Fakat tabii ki de veri elde etmek biraz sıkıntılı olabiliyor, zor olabiliyor. Burada mesela kamu kreşlerine erişimlere baktığımız zaman 2021 öğretmen başına düşen çocuk onun üzerine geldiğimiz zaman buradaki haritalara baktığımız zaman 500 metre mesafede mahalleye 500 metre mesafede kreş var mı yok mu ona göre boyanan mahalleler görüyorsunuz. Yani biraz geriye gidersek zoom out yaparsak yani İstanbul'un geneline bakarsak aslında çok az sayıda mahalleye 500 metre mesafede kamu kreşlerinin, kamu anaokullarının bulunduğu sonucuna varabiliriz. Yani beyazla gösterilen mahallelerin hiçbirinde 500 metre mesafede bir kreş, bir kamu anaokulu veya kamu kreşi ücretsiz okul öncesi eğitim hizmeti bulunmuyor. Bordo ile gösterilen kreşlerde öğretmen başına düşen çocuk sayısı en düşük. Dolayısıyla hani tabii ki de eğitim daha kaliteli anlamına geliyor bu. Yine derslik başına düşen çocukların da daha düşük seviyelerde olduğu mahalleleri görebilirsiniz. Yine bunlar hani Kadıköy gibi, Beşiktaş gibi mahalleler. Onun dışında ama mesela Başakşehir'de bazı mahalleler var. Yine burada da öğretmen başına düşen öğrenci sayısının düşük olduğunu görebiliyoruz. Ama dediğim gibi yani öğretmen başına öğrenci sayısı düşük olsun olmasın zaten İstanbul'un çoğu mahallesine 500 metre mesafede bir kreş bile yer almıyor. Yine raylı toplu taşım sistemlerine erişim haritasına baktığımızda da kentteki bir takım eşitsizlikleri görebiliyoruz. Burada yine hani beyazla gördüğünüz yerlerin bir raylı toplu taşıma sisteme erişimi yok. Dolayısıyla tabii ki de İstanbul gibi bir metropolde ulaşım çok daha zor hale geliyor trafikten dolayı. Burada gördüğümüzde hem tramvay hem Marmaray hem metroya erişim haritaları. Sarı ile gördüğünüz, sarı turuncu tonlarıyla gördükleriniz tramvay erişimlerinin yüksek olduğu mahalleler. Mor ile gördüğünüz, mor ve hani biraz daha koyu tonu ile gördüğünüz Marmaray'a erişimin yüksek olduğu yerler. Gördüğünüz gibi çok kısıtlı sayıda mahallede İstanbul'da bu sistemlere erişim var. Yani bu ne anlama geliyor? Yani TÜİK'ten elde ettiğimiz bu demografi verileriyle zaten ortada olan bir eşitsizlik durumu var kentte. Bu hizmetler sonuçta bu eşitsizliği daha da derinleştirebiliyor. Eğer siz kentsel hizmetlerinizi zaten hani dezavantajlı durumdaki mahallelere yönelik yapmadığınız zaman siz bu eşitsizlikleri daha da derinleştirmiş oluyorsunuz aslında. Bir somut örnek vereyim. Seçtiğimiz 4 mahalleden bir tanesi Şişli'nin Kuştepe mahallesiydi. Örneğin bu mahallede herhangi bir kreş hizmeti, anaokul hizmeti yer almıyor ücretsiz. Bunun yerine Şişli'nin merkez mahallesinde bir ücretsiz anaokulu var. Halbuki hem Kuştepe mahallesindeki çocuk oranı daha fazla merkeze kıyasla, hem oradaki rayiç bedel verileri daha düşük, dolayısıyla gelir seviyesinin daha düşük olduğunu varsayabiliriz ki biliyoruz da zaten. Yani hani aslında Şişli'ye bir kamu anaokulu açacaksanız veya bir kamu hastanesi açacaksanız bunları düşünürken tabii ki de bu altlı haritaları göz önünde bulundurmak. Altlı haritaların üzerinde de yine bu hizmetlere erişimin yüksek olduğu yerleri belki hani daha fazla hizmet götürmemek de bu hizmetlerin hiç bulunmadığı yerlere hizmetleri götürmek gibi bu şekilde karar alıcılar haritalardan yararlanabilir. Çok güzel. Gerçekten karar alıcılar için bu
kendi ilçesindeki, Karayalıcı'dan kastım belediye, ilçe belediyesi örneğin, kendi ilçesindeki mahalle ölçeğinde bu haritalara baktığı zaman, Şişli örneğini çok güzel verdin. Şişli belki hani birçok başka kriterde işte bordo, kırmızı, yani işte hani hem yüksek öğrenimli hem işte varlıklı hem şu hem bu, sanki böyle avantajlı gibi gözüken bir mahalleyken birdenbire içinde masmavi bir mahalle var aslında yani. Mavileri daha dezavantajlı renk olarak Lejant'a koyduğun için. Evet, dolayısıyla evet. Onun farkında olmak belediyenin daha isabetli, kaynağı daha doğru kullanacağı, daha kapsayıcı politika yapmasına yarayacak. Bir yandan bu projede şey de demiştin başta, sivil toplum örgütlerinin savunuculuğunu da hani güçlendirmek diye. O sivil toplum örgütleri nasıl okunmalı sence bu haritaları? Nasıl yararlanmalı? Yani aslında karar alıcıların kullanacağına benzer bir şekilde yine eşitsizlikleri izlemek, bu eşitsizliklere gidermek için yerel yönetimlerin neler yaptığına bakmak, yapmadıklarına da bakmak belki. Ve hani bu şeyde doğrultuda politikalar üreterek bunların savunuculuğunu yapmak, tıpkı aslında bizim TSEV'de yaptığımız gibi. Burada 4 tane mahalle seçtik ve yani bu mahalleler üzerine çalışarak politikalar geliştirdik ve sonuç olarak bunu aslında yerel yönetimle konuşuyoruz. Yani hani böyle yaparsanız eşitsizlikler belki bir ölçüde giderilebilir diyoruz. Tabii ki de hani tamamen bir belediyenin kentteki eşitsizlikleri gidermesi tabii ki de mümkün değil, ama mümkün mertebe hizmetlerini daha isabetli yerlere açabilirler, daha isabetli kapasitelerle açabilirler. Dolayısıyla kaynak kullanımı da bu şekilde daha verimli olabilir. Sadece belediyeler değil, aynı zamanda tabii ki hastane hizmeti veren veya işte kamu anaokulu, hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu hizmetleri veriyor biliyorsunuz. Dolayısıyla onlar da aynı şekilde yararlanabilirler haritalardan diye düşünüyoruz. Bu aslında bu Kent 95 2016'da işte ilk başladık demiştik. Covid döneminde, pandemi döneminde birkaç başka araştırmaya aslında ilham olmuştu değil mi? Şeylerin Covid o salgın haritalarıyla Kent 95 haritaları çakıştırılmıştı. Evet, evet. Aslında sivil toplum ve karar alıcılar için diyoruz ama akademi de bir sürü akademisyen arkadaşımız, araştırmacı arkadaşımıza da aslında ilham alıyordu. Bizi çok sevindiriyor bir sürü. Evet. Gelmeyecek yeni soru. Çünkü milyonlarca soru sorabilirsin bu haritalara bakarak. Evet, zaten biraz amaç da o oluyor yani. Yani İstanbul'un 1000 tane mahallesi var. 1000 mahallesi için ayrı bir çalışma yapılabilir. Aynı zamanda akademik çalışmalarda yine araştırma soruları geliştirebilir bu haritalara bakılarak tabii ki. Evet, bu gerçekten bilgiye erişimi kolaylaştıran. Şehir Hepimizin programı da aslında İstanbul Hepimizin girişiminin yerel demokrasi için bilgiye erişim kavramını beslemek için 5 yıldır yapılan bir program. Bu haritaları da bu programda aslında konuşmak bizim için bilgi erişimi iyice hani şey kolaylaştıran sohbetler oluyor. Çok da emeklerinize çok sağlık. Anormal bir şey yaptığınızı da ben hani ofisten bizzat biliyorum. Sevgili seyircilerimize de söyleyelim. Veriyle birazcık ucundan ucundan ilgili herkes bilir ki gerçekten erişilmesi hiç o kadar kolay olmayan, çok zor, çok meşakkatli bir iş. Verilerin her zaman yeteri kadar analize hazır olmayarak eriştiğinizde oluyor. Onları temizlemek, analiz yapacak hale getirmek, haritalamak falan. Burada dediğin gibi Kadir Aslan, Murat Hoca ve sevgili Murat'ı da tekrar anmak lazım, teşekkür etmek lazım. Bir son sorum daha var. Aslında 1-2 dakikamız da kaldı. Sence bundan sonra nasıl geliştirilebilir? Yani bu projeyi yaparken, hay Allah bunu şunu da deseymişiz keşke, bir sonraki projede şunu da yazsak ya dediğin, seni böyle bulduğunda heyecanlandığın bir veri var mı? Benim hatırladığım bir tane var mesela, ulaşımla ilgili, belki kopya vereyim sana. Evet tabii ki, yani ulaşımla ilgili bu başta da bahsettim. Akbillerimiz var biliyorsunuz. Ya o oradan aslında harika bir veri tabanı elde edilebilir. Hem de cinsiyet kırılımına göre de elde edilebilir. Çok gerçekten değerli bir veri olurdu. O veriyi işte şeye göre haritalamak, kullanıldığı güzergaha göre haritalamak, aynı zamanda bu altlık haritalarla birlikte okumak, yani belki onun da sentezini yapmak çok çok güzel olabilirdi.
Yine belki hani katılımcı hani bir veri olabilir. Yani belki insanlardan hani beyaz masanın topladığı şikayetler var örneğin. Yani bu şikayet verileriyle bu yine alt haritalar birlikte değerlendirilebilir. Enteresan olabilirdi. Bu noktada biraz belediyelerle birlikte çalışmamız gerekiyor tabii ki. Umarım ileride bu tip ortaklıklarda geliştirebiliriz. Umarım ben de. Zaten çoktan aslında birçok ilçe belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu haritaları kullandığını, bu haritalarla birlikte karar verdiklerini söylüyorlar. Bize çok seviniyoruz. Umarız önümüzdeki dönemde daha da fazla kullanılır. Ama sadece belediyeler değil, dediğin gibi diğer kamu kurumların ve aynı zamanda sivil toplum ve akademinin kullanması da bu haritaların geliştirilmesine katkı vermeleri de buradan öyle bir çağrı da yapalım, öyle bir davet de yapalım. Evet. Şöyle bir, şu kriteri de ekleseniz de, şu veriyi de koysanız da diye seyircilerden fikirler gelirse de her zaman seve seve bize ulaşabilirler. tsv.org.tr'de hepimizin e-mailleri de var. Bütün projelerin, haritaların hepsinin, raporların hepsinin linkleri de var. Hepsine erişebilirler. Yeni yeni fikirlere de her zaman açığız. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için Elvan. Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için. Gizem'i de burada tekrar anladım. Raporda Gizem'le birlikte yazmıştınız. Hepinizin evet, elinizde sağlık. Gizem Fidan'la birlikte yazdık raporu. Tekrar projeyi birlikte yürüttük zaten. Birlikte yürüttük. Evet. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için. Ben teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta başka bir konuyla yine kent ve kent meselelerini konuşacağız. Hoşçakalın.